Tersanenin mescit kısmında yapılan temizlik sonrası sıva üzerinde bazı fresklerin olduğu ortaya çıktı. Bu freskler iki karşılıklı duvardaki zülfikarlardan oluşuyor. Zülfikarların da anlamının bu mekanın kullanımıyla ilgili olabileceğini, özellikle Osmanlı arşiv belgelerinden ortaya çıktığı üzere Alanya bölgesinin de Kaptanpaşa eyaleti çerçevesinde 16. yüzyılda 1538'deki kayıtlarda var bu. O kapsamda Kaptanpaşa eyaleti içerisine alındığı görülüyor. Büyük ihtimalle burası mescit olarak kullanılmış ama tersanenin bir de askeri fonksiyonu olduğu düşünülüyor. Tabii ki bu freslerle ilgili daha kapsamlı araştırmalar yapılacak ve bunun sonucunda daha net bilgilere ulaşmış olacağız. İçerisindeki çok sayıda gemi grafitileri nedeniyle Gemili Mescit diye adlandırdığımız bir mescit. Aslında bu mescit yakın zamana kadar kullanılmış, yani 1900'lü yılların ortalarına kadar kullanılmış olduğu söyleniyor. Fakat buranın önemi sıva üzerine çizilmiş ve yaklaşık 170 civarında olan gemi tasvirlerinden oluşuyor. 15 ile 17. yüzyıllar arasına tarihleniyor. Alanya biliyorsunuz çağlar boyu deniz ticareti yapan bir limana sahip olmuş. Bu nedenle bu limana uğrayan gemiler, insanların burada çevrelerinde limanda gördükleri gemileri tasvir etmeleri, onun dışında uzak yerlere gidip geldikten sonra bunları buraya çizmeleri gibi, bunlar çok önemli o tarih dilimini ortaya koyan belge niteliğindeki tasvirler. Bu çalışmaların hiçbirisi Alanya Kalesi'nin Dünya Kültür Mirası, yani UNESCO'ya girişiyle ilgili değil. Bu bizim kendi varlıklarımıza, tarihimize, kültürümüze sahiplenme ve bunu ayağa kaldırıp gelecek nesillere bırakma projesi bu. Yani bizim projemizin çok ayakları var, hedefleri var. Önce kendi insanımız, beraberinde buraya gelen misafirlerimiz, gerek turist olarak gerek de başka şekilde gelen insanlarımız da Alanya'mıza o kimliğimizle, tarihi kimliğimizle buluşturmak. Eksen projesi içerisinde bir de mikrofonlu veyahut da interaktif bir kulaklıkla artık insana ihtiyacı olmadan, yardımcıya ihtiyacı olmadan o bölgeyi ilk etapta gezmek, ileriki aşamalarda da eğer bu projemiz kabul olursa tüm Alanya'ya, tüm kale bölgesine bunu yaymak.